Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hem yeni videolardan haberdar olabilir hem de kanalımıza destek olabilirsiniz bu sayede. Yine değerli arkadaşlarım ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Burada günlük olaraktan soru paylaşımı yapıyorum. Bunları çözebilirsiniz. Yine değerli arkadaşlarım Ehliyet Hocam uygulamasını indirerek bu Android olanlar için geçerli tabii ki. Google Play'den indirerek günlük olaraktan burada arkadaşlar denemeler paylaşıyoruz. Buradan çözüm yapabilirsiniz. Ve eğer diyelim ki iPhone kullanıyorsunuz o zaman da ehliyethocam.org adresine girerek burada çözümlerinizi yapabilirsiniz diyorum. Fazla da vakit kaybetmeden sizin değerli vaktinizi almadan hemen sorularımızla devam edelim. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? Bölünmüş yol, iki yönlü yol, banket, şerit şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız şerit olacak arkadaşlar. Her ayrılmış şu kutsal kalemi önce şöyle bir açayım. Ayrılmış olan arkadaşlar her bir bölüme ne denilir? Şerit denilir. Peki hocam şu çizginin dışındaki şu alana ne deniyor? Arkadaşlar bu alana ise banket denir. Yol çizgisinin bitmiş olduğu yerden itibaren bakın şev başı şurası da şevdir arkadaşlar. Şu yani yolun dışında kalan kısma şev diyoruz biz. Şev başı dediğimiz yerde şurası oluyor. Şev başına kadar olan yere biz banket deriz. Şimdi şöyle sırasıyla bir bakalım. Şerit taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış her bir bölümüdür demiş. Bakın şerit, şerit, şerit diye vermiş. Banket yaya yolu ayrılmamış. Bakın burası bir yaya yolu değildir. Öncelikle onu belirtelim. Yaya yolu farklı bir şey arkadaşlar. Bu bir yaya yolu için ayrılmasa fakat yayalar da kullanabilir. Karayolunun taşıt yolu kenarı ile şevbaşı veya hendek üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların bulunacağı, zorunlu hallerde ise araçların faydalanabileceği kısımdır. Nedir bu zorunlu haller? Arabanız arıza yaptı, çek bankete. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da tuvaletin geldi, çek bankete. Anlattık, devam. Geçiş yolu, araçların bir mülke girip çıkması için ayrılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayol sınır çizgisi içerisinde kalan kısmına denir. Yani arkadaşlar bir petrol ofisine girip çıkabilirsiniz. Veyahut da evinizin önünden çıkıyorsanız burası nedir? Geçiş yoludur. Bağlantı yolu dediğimiz şey nedir? Bir kavşak yakınında bulunan ve karayolu taşıt yollarına birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan kısım. Arkadaşlar bu Antalya'da İstanbul'da vesaire görüyorsunuz. Hafif şöyle rampadan ağıyorsunuz. Hop buraya giriyorsunuz falan. Şu ağmış olduğunuz kısma şunlara bağlantı yolu deniliyor arkadaşlar. Bölünmüş karayolu nedir? Bölünmüş karayolu bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı vasıtasıyla. Bu ayırıcı ne olabilir? Bazen otlak olabilir. Yayılmalık böyle gördüğünüz gibi bir alan olabilir ortada bırakılan. Bazen arkadaşlar şu çift çizgi olabilir. Tamam mı? Bazen şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar bizim ayırıcılarımız olarak bileceğiz. Eğer böyle bir şey varsa burası bölünmüş karayoludur. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? Hızın gerektirdiği şeritten gitmemek, fazla yolcu almak, aşırı yük yüklemek, karşı şeridi ihlal etmek. Doğru cevabımız D şık olacak arkadaşlar. Karşı şeridi ihlal etmek olacak. Karşı şehri ihlal ediyorsanız asli kusurlusunuzdur arkadaşlar. Size yani biri çarparsa büyük ihtimal suçlu artık sizsinizdir. Gelelim 3. soruya. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabariyi sınırlaması getirmektedir? Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık demiş. Arkadaşlar bu sorunun cevabı siz de yorum kısmına yazıyorsunuz. Hocam şunun cevabı şudur diye. Mümkünse arkadaşlar A, B, C diye yazmayın. Şunları yazın tamam mı? Şunları yazın. Uzunluk, yükseklik bunlardan birini yazın arkadaşlar. Biz de ona göre hemen size yanıtta bulunacağız. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Şoka karşı önlem alınması, ağzından bol sıvı verilmesi, üzerinin örtülerek sıcak tutulması, yaşamsal bulgularının incelenmesi. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de B şıkkı. Arkadaşım eğer bir kişinin iç kanaması var ise kesinlikle sıvı verilmez. Hocam su istiyor. Verme mübarek verme.
Bugün su verirsen yarın pamuk taşımak zorunda kalacaksın. O yüzden verme. İmam amcanın pamuğundan bahsediyorum. O yüzden ne yapıyor? Sıvı verdiğimiz zaman ne oluyor hocam? Ona geleyim. Arkadaşlar iç organlarda bir zedelenme varsa oralar su verdiğiniz zaman şişecek ya bu karın hani gubili gubili gubili. Ha o sırada arkadaşlar bu yerleri hareket ettirip kanamanın devam etmesini sağlar. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Evet, devamlı yol çizgisi neyi bildirir demiş. Artık bunu bilemeyeni dövüyorlar. Damdan aşağı itiyorlar arkadaşlar. Sağ şeritten gidilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, öndeki araçların geçilemeyeceğini, sağ bankette durulamayacağını demiş. Doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de arkadaşlar, öndeki araçların geçilemeyeceğini bizlere bildirir. Bunu görmüşsek kesinlikle sollamaya kalkmıyoruz arkadaşlar. Bir sebebi vardır. Ya önümüz gözükmüyordur ya orada bir viraj vardır. Yani yaparsanız %70 pamukla sonuçlanır. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Traktör, yaya, otomobil, motosiklet şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız yaya olacak arkadaşlar. Burada ilk öncelik kime aittir? Yayaya aittir. Şu kutsal kalemi tekrardan elime alayım ben. Yaya önce geçmelidir. Hocam daha sonra hangisi geçecek? Arkadaşlar daha sonra geçecek olan tabii ki de traktör olacak. Çünkü hemen şuraya sapı verecek. Hocam peki daha sonra otomobil. En son bu ablamız, abimiz neyse işte o geçecek arkadaşlar. Turnike uygulamasında ilk bir saat içerisinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir? 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika, 30-40 dakika. Değerli arkadaşlar, bizim turnike uygulama dediğimiz şey neydi? Herhangi bir uzuv kopmasında kanamanın olmaması için uygulanan bir yöntemdi. Biz bunu sürekli uygularsak tabii ki zararlı. Bu arada sorumuzun cevabı C şıkkı. Eğer sürekli uygularsanız ilerleyen bölgeye kan geçmediği için kangrene sebebiyet verirsiniz. O yüzden 15-20 dakikada bir boğucu sargı ne yapılır? Gevşetilir. Eğer hastaneye sevk ediliyorsa da T ya da turnike diye alnına yazılır. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Radyatör petekleri tıkanmıştır. Araç lastiklerinin havası fazladır. Soğutma suyuna antifriz vardır. Soğutma sisteminde termostat yoktur. Doğru cevabımız tabii ki de radyatör petekleri tıkanmıştır arkadaşlar. Bu yüzden de soğuma yapmıyordur. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir demiş. Uşak, Sivas, Trabzon, Konya şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet D şıkkı Konya olacak arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bu kısım doğudur, doğru mu? Doğudur. Bu kısım batıdır. Bu kısım kuzeydir. Bu kısım ise güneydir. Arkadaşlar bakın şurada bir yön oku verir bize genelde. Bu yön oku göstermiş olduğu kısım kuzeydir. Evet bakın K kuzey demiş. Yani şu taraf kuzey zaten bize burada vermiş. Zıttı ne olacak? Güneydir arkadaşlar. Oldu en güneyde hangisi var? Konya var. Peki en kuzeyde hangisi var arkadaşlar? Hadi. Evet Trabzon var değil mi en kuzeyde burada? Peki size bir soru daha. Peki en doğuda hangisi var? Evet, Sivas değil mi arkadaşlar? Hayır, Sivas yok. En doğuda yine Trabzon var. Bakın, en doğuda. Unutmayın arkadaşlar, böyle sorular bazen şaşırtır insanı. Tamam, en doğuda yine Trabzon var. Seviliyorsunuz, devam ediyoruz. Bu arada Trabzon'un yerini Rize'de göstermiş. Haritada çok çılgın bir harita. 5, evet, 10. soru. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir demiş. A2, E, M ve G şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı M olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da ehliyet sınıflarının hangisiyle yetleştiğine bakabilirsiniz. Alttaki şeyleri de bakın arkadaşlar mutlaka. Evet, tek tek gidersek yani bayağı süremiz alacak. Araç lastiği değiştirilirken aracın kirko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır demiş. El freni çekilir, el freni bırakılır, debriyaja basılır, vites boşa alınır demiş.
Doğru cevabımız A şık olacak. El freni çekilir arkadaşlar. El freni çekmeden kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Böyle bir şey olmuştu da Konya'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Adam ezilmişti altında. İmamları yormayalım. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? Şalt, aks, volan, kavrama demiş. Doğru cevabımız şalt olacak arkadaşlar. Şu kutsal kalemi tekrardan elime alıyorum. Alırım yani affetmem. Arkadaşlar şalt dediğimiz şey şudur. Ne işe yarıyor? Tek işe yaradığı şey vites kutusundan almış olduğu gücü nereye iletiyor? Diferansiyele iletiyor. Yaptığı tek işlem bu. Hocam diferansiyel ne işe yarıyor? Sen onu bırak bana bunu anlat diyenler. Arkadaşlar diferansiyelin iki görevi var. Bir, enerjiye gelen enerjiyi büküp ne yapmak? Aks dediğimiz. Şunlara da aks denir arkadaşlar. Bu akslara iletmek. Birinci görev bu. İkincisi arkadaşlar sağa veyahut da sola dönüşlerde içte kalan tekerleğin yavaş dönmesini, dıştakinin ise hızlı dönmesini sağlayarak dönüşlerde bize kolaylık sağlar. Bunu unutmayın. Heh. Evet, aksların ise görevi tekerleklere güç iletmek. Bunu biliyorsunuz. Şu yaylı olanlar arkadaşlar süspansiyon sisteminin bir parçasıdır. Ve süspansiyon sistemi diye sorulur genelde. Ama ince ayrıntıya girilirse amortisör yaylar diyebileceksiniz. Bu vites topuzu. Artık Türk halkı bunu kesinlikle tanıyor. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çoklu boru ise manifolddur. Egzoz manifoldudur. Şu görmüş olduğunuz kayış vasıtasıyla döndürülen parçamız alternatördür. Aküyü şarj eder. Şu ise marş motorumuzdur. İleriye doğru dönük olması şurada volan dişlisi vardır ucunda. Bu volan dişlisini döndürerek motorumuza ilk hareketi verir. Kavrama ise arkadaşlar bizim debriyaj dediğimiz organımız oluyor. Motorda yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur? Halay çekilir. Motor çok soğur. Motor yakıtına yağ karışır. Motor aşırı ısınarak zarar görür. Motor suyuna yağ karışır demiş. Doğru cevabımız tabii ki de C şık olacak. Motor aşırı ısınarak zarar görür arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? Çıkan bölge üzerine masaj yapmak, çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak, çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak, çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek demiş. Tabii ki de doğru cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Bu bölgenin hareketsizliğinin sağlanması ve hastaneye sevk olacak. Şekle göre geçme işlemi yapan bir numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş ya da hangileri geçiş kurallarına uyduğu, karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı, geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2, 3 şıklarda verilmiş. Arkadaşlar ben hızlı gidiyor olabilirim. Durdurun. Siz bakın önünüzde durdur butonu var. Kurban olduklarım. Parmaklarının ponçik uçlarına kurban olduklarım. Evet, doğru cevabımız C şıkkı olacak. 2 ve 3. Arkadaşlar bu arkadaş ne karşı yönden gelenin hızını dikkate almış ne de zamanında yan şeride geçmiş. Ne yapmış? Zamansız yapmış hepsini. Kendisi neredeyse pamuğu tıkayacaklarmış. Allah'tan ki bu araçlar durmuş arkadaşlar. Fren yapmışlar. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? Birinci derece yarı olan, solunum zorluğu çeken, ayağında kırık olan, ölmüş olan. Arkadaşlar, bunun cevabını bilemeyen kendini damdan aşağı bıraksın. D şıkkı olacak doğru cevabımız. Pardon ya, ben soruyu yanlış anladım. Vallahi yaşlanmışım ha. Arkadaşlar ölmüş olan en son taşınır. Onu diyecektim. Ben ilk önce taşınır kafası buraya gitmiş. Arkadaşlar en son ölmüş olan taşınır. İlk önce solunum zorluğu çeken, daha sonra birinci derece yanığı olan veyahut da kalbinde sıkıntısı olan taşınır varsa daha sonra ayağında çıkılan. Yani ölümcül tehlikeden ölümcül olmayana doğru gidebilirsiniz. Ölmüş olan zaten hiçbir tehlikesi yok. Onda sıkıntı yok. Onu direkt imamın tezgahına taşıyoruz. Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor. Ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yakıt bitmiştir, batarya zayıflamıştır, lastik basınçları düşmüştür, motor yağ seviyesi azalmıştır demiş.
Evet, doğru cevabımız batarya zayıflamıştır. Arkadaşlar, elektrikli sistemin bir tanesi çalışıyor, diğerleri çalışmıyorsa, böyle bir tezatlık varsa iki yerdedir arıza. Ya mesela der ki korna çalışıyor fakat işte marş basmıyorsa. Anlatabiliyor muyum? Yani biri çalışıyor biri çalışmıyorsa %90 ya batarya zayıflamıştır ya da ilgili sigorta yanmıştır arkadaşlar. Bu ikisini unutmayın. Doğru cevap B şıkkı. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Geçiş hakkını kendi kullanmalı, hızlanarak yoluna devam etmeli, 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli, korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli olacak arkadaşlar. Bu arada bunun bulmuş olduğu yol nedir? Hadi bakalım. Evet, geçiş yolu muydu arkadaşlar? Evet, özel mülkten ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Yaralı sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır? Baş kısmı önde olacak şekilde, ayakları önde olacak şekilde, yaralının isteğine göre, yaralının çeşidine göre demiş. Doğru cevabımız tabii ki de baş kısım önde olacak şekilde taşınır arkadaşlar. Hiç kimseyi ambulansa, ayakları ambulansa bakar şekilde taşımazlar. Bunu unutmayın. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek, kazazedenin oturmasını ya da sağa sola kımıldanmasına izin vermek, kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak, kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek olmalıdır demiş. Evet, hunhari sorular devam ediyor. Kendimizi parçalamaya gerek yok. Seyyek halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Arat ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve kontağı kapatılmalıdır demiş. Evet değerli arkadaşlarım, D şıkkı olacak. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Motor alıştırma periyodu olarak adlandırılan rodaj döneminde yukarıdakilerden hangisi dikkat edilmelidir? Rodaj dönemiyle ilgili şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. Birçoğunuz bilmiyor. Arkadaşlar, sıfır bir araç alındığı zaman bunun ilk bu alıştırma dönemi denilen rodaj dönemi vardır. İşte bu döneme rodaj dönemi diyoruz, tamam mı? O ilk alınıp böyle hani aracın motorlarının vesairenin hani yağ değişimi bile hızlı yapılır o zaman. O döneme rodaj dönemi deniliyor. Evet, hangisine dikkat edilmeli demiş. Tam gazdan kaçınmak, ani hızlanmadan kaçınmak, aynı vites ile uzun zaman gitmekten kaçınmak demiş. Doğru cevabımız D şıkkı demiş. Arkadaşlar şöyle düşünün kendinizi. Huyunu bilmediğiniz bir atın eşeğin üstündesiniz. Ne yapacağını bilmiyorsunuz. Gaz verirseniz sizi tepebilir, üstünden atabilir. Doğru mu? Ani hızlanırsanız bir daha durduramayabilirsiniz, değil mi? Yani bunları bu şekilde kendinize yontabilirsiniz. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. İnce tabanlı lastik kullanılmıştır. Halka lastikler aşınmıştır demiş. Değerli arkadaşlarım, isterseniz deneyin yani bunu. Eğer lastiklerin havasını indirirseniz normalin altına, aracınızın zor seyrettiğini göreceksiniz. Hem yavaşlayacaktır hem de direksiyonu zor döndüreceksinizdir. O yüzden dikkat etmek lazım. Çünkü ne kadar indirirseniz o kadar yerle temas artar ve ne olur arkadaşlar? Otomatik olarak sürtünme arttığı için yavaşlama olacaktır. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı yavaşlama uyarı çizgileridir demiş. Şıklarımız verilmiş. Doğru cevabımız evet bu olacak arkadaşlar. Şimdi kardeşim bana bak. Bak buraya. Bakıyor musun? Bak şuraya bak. Evet görüyorsunuz değil mi burayı hepiniz? Evet bunu gördünüz mü? Tamam, uykumuz açılmıştır artık. Uyuma kardeşim, uyuma. 24. soruya geldik ya. Uyuma tamam. 50'ye az kaldı şurada. Sınavda duyursan işimiz var ha.
Devam edelim. Evet, böyle yapınca böyle bir irkiliyorsunuz. Bu hoca delirdi mi diye. Ama uykunuzu kaçırmadan da böyle bir şey yapayım dedim. Eğer buraya kadar uyumuşsanız. Evet, diğerlerine geldiğimiz zaman. Arkadaşlar, bunu görüyorsanız bu taralanana girilmez demektir. Yaya geçidi demektir. Yaya geçidi demektir arkadaşlar. Bu ise yavaşlama uyarı çizgisidir. Bunu bazen verir ve yavaşlama uyarı çizgisini sizin yaya geçidiyle karıştırmanızı sağlar arkadaşlar. Lütfen yanılmayın. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Düşük hızda seyretmesi, çıkışta kullandığı vitesi kullanması, hız azaltmak için frene basması, vitesi boşa alarak seyretmesi. Arkadaşlar, yasak olan nedir demiş? Tabii ki de D şık olacak. Yasaktır arkadaşlar. Sonra fren tutmaz. Hayda, uğraşabilirsin. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Aracın sahibi bulunamaz ise yazılı bilgi bırakması, zarar fazla ise olay yerinden uzaklaşması, zarar verdiği aracın sahibini bulması, trafik görevlisine haber vermesi demiş. Doğru cevap B şık olacak. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması yanlıştır arkadaşlar. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir demiş. Evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Alternatör şarj etmiyor demektir. Bunun iki manası olabilir. Biraz önce alternatörü göstermiştim. Ucunda bir kayış var, dönüyordu. Bu kayış kopmuş olabilir. Evet. Bir de alternatör bozulmuş olabilir. Bu ikisinden kaynaklıdır. Doğru cevap evet, bu olacak arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman sinyallerimizin sola sinyalinin açık olduğunu, uzun farların açık olduğunu, mavi biçimde yanar arkadaşlar. Bunu görüyorsak arka cam rezistansının, ısıtma rezistansının açık olduğunu görüyoruz. Rezistans niçin var arka camda diye soran kardeşlerim. Bazen buğulanma oluyor ya arka camda. Onu engellemek için ince ince o siyah çizgilerin içinden ısıtma rezistansı geçiyor. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklı kusurdur? Aşırı hız yapılması, debriyajın kaçırması, ani duruş ve kalkış yapılması, düşük kaliteli yakıt kullanılması demiş. Doğru cevabımız B şık olacak. Debriyajın kaçırması olacak arkadaşlar. Değil mi? Araçtan kaynaklıdır. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? Şoför, sürücü, işleten, araç sahibi demiş. Evet, şoför olacak arkadaşlar. Bunu şaşırıyorsunuz. Sürücüyle şoförü karıştırmayın arkadaşlar. Ticari ise şofördür. Ticari değilse sürücüdür arkadaşlar. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Fren hidrolik seviyesinin düştüğünü, hatta çok düştüğünü, arka sis lambasının yanmakta olduğunu, ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu, egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bizim dizel araçlarımızda havayı ısıtan böyle bir ön ısıtma bujisi vardır. Bakın, ateşleme bujisi ile karıştırmayın. Bu bujinin çalışmakta olduğunu söyley bize. Fren pedalına basıldığında fren balataları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Flaşör arızalıdır, dispiratör arızalıdır, fren müşiri arızalıdır, geri vites müşiri arızalıdır demiş. Hadi ben söyleyeyim. Fren müşiri arızalıdır arkadaşlar. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse arıza hangisinde olduğu düşünülür demiş. Fan müşirinin, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörün. Arkadaşlar, yolda gidiyorsunuz, bir anda kırmızı yandı böyle. Termosta şey böyle hararet ışığı yandı. Allah, ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Ulan bir baktınız araç ısınmamış. Sebep tabii ki de termostattadır arkadaşlar. Termostat arızalanmıştır. Sebebi budur. Şekildeki gibi ışıklı işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Harekete hazırlanmalı, yolun en sağına yaklaşmalı, dönüş yapacağı yola girmeli, yaya geçidini kapatmadan durmalı demiş. Doğru cevabımız harekete hazırlanmalıdır arkadaşlar. Çünkü birazdan yeşil ışık yanacaktır. Arkadaşlar, açıklanacak bir şey olmadığı için hızlı geçiyorum.
hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerli içecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması demiş. Doğru cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Oda sıcaklığında bir küvete sokulması olacak. Aksine bir işaret yoksa otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100, 110 şıklarda verilmiş. Eğer arkadaşlar otoyoldaysanız tabii ki de doğru cevap C şıkkı olacak. 100 olacak. Zaten yeşildir arkadaşlar otoyolun tabelaları. Giderseniz görürsünüz. Şekildeki bir numaralı araç 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir demiş. 20, 30, 40, 50 şıklarda verilmiş. Evet, 30 metre arkadaşlar en fazla yaklaşabilir. Peki ben bunu kalp gözüm açık olduğu için mi bildim? Tabii ki hayır. Ne yapıyoruz? Her verilen bu sayıyı ne yapıyoruz? Mesela 60 verilmiş, bölü 2 yapıyorum. Eğer 70 verilseydi yine bölü 2 yapacaktım. Bu sefer 35 olacaktı. Anlaştık. Eğer bana 40 kilometre verselerdi, o zaman bölecektim yine 2'ye. 40 bölü 2'ye 20 çıkardı. Anlaştık. Seviliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerden biri değildir demiş. Duran aracı sabitlemek, aracın hızını düşürmek, aracın durma mesafesini arttırmak, aracı güvenli bir şekilde durdurmak demiş. Doğru cevabımız C şık olacak. Aracın durma mesafesini ne yapmak arkadaşlar? Arttırmak olacak. Değildir diyor ya. Yani kafanız oraya gitmesin. Katalitik konvertör bulunan araçlarda hangi yakıt türü kullanılmalıdır? Alkol, kurşunsuz bezgin, bezgin ne güzel söyledim değil mi? Benzin, süper benzin, gaz yağı. Doğru cevap kurşunsuz benzin olacak arkadaşlar. Aşağıdaki soruda soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirilmesi demiş. Evet, doğru cevap C şıkkı olacak. O halde sırasıyla baktığımız zaman hayat kurtarma zincirinin birinci halkası ne olacak arkadaşlar? 112 arama, daha sonra temel yaşam desteği, işte bizim yapmış olduğumuz ilk yardım, kalbi durmuşsa kalp masajı, nefes durmuşsa nefes desteği, suni solunum veya da Holgun-Nielsen yöntemiyle nefes aldırma yapıyoruz. Daha sonra ambulans gelir, ambulans ekipleri müdahale eder. Daha sonra hastaneye götürüp ilaçla tedavi uygulanır. Hiçbir zaman biz ilk yardımlar ilaçla ne yapmayız? Tedavi uygulamayız. Evet. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerin yapılması doğrudur demiş. Oturuş pozisyonu verilmesi, burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması, çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi demiş. Doğru cevap B şık olacak arkadaşlar. C 3. şık değil. 3. şeyimiz var arkadaşlar. Şu 3'te yanlış, neden? Tam tersine çeneye yaklaştırmamız gerekir. Kanamanın kolaylaşmasını sağlamamız lazım. Yoksa genize gider. Oradan mideye gider. Daha büyük hasara yol açabilir. Hocam. Ya hocam, burun kanamasında niye kanamayı kolaylaştırıyoruz ki? Kulakta da aynısıdır. Şimdi arkadaşlar, bizim bazı doğal deliklerimiz var vücudumuzda. Ne bunlar? İşte penis ucu, işte vajinal bölge. Ondan sonra hocam anüs. Ondan sonra hocam kulak deliği, burun deliği. Başka kulak, burun. Gözlerimizden akabilir, tamam mı? Bunlar bizim doğal deliklerimizdir arkadaşlar. Buralardan herhangi bir kanama geliyorsa tıkamıyoruz, tamam mı? Ne yapıyoruz? Kanamasını kolaylaştırıyoruz. Hocam kolaylaştırmak derken şunu anlamayın. Yani deşeleyip durmuşken tekrar kanatmaktan bahsetmiyorum. Yani dışarıya akmasını sağlamadan bahsediyorum. Kanama olan bölgeyi turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Eklem bölgesi olmasına, kalp seviyesinde bir bölge olmasına, vücutta yassı kemiklerin bulunduğu bir bölge olmasına, vücutta atar damarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına. Evet, D şık olacak doğru cevabımız tek kemikli
bir bölge olmasına ve atar damarın geçtiğine dikkat edilmelidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır demiş. Beden dili, konuşma üslubu, trafik adabı, trafikte hak ihlali denmiş. Doğru cevap C şık olacak. Trafik adabı ne yapılmalıdır arkadaşlar? Yazılmalıdır demiş. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru cevabımız evet yağ filtresi olacak arkadaşlar. Yağ filtresi, hava filtresi, havayı, yağ filtresi, yağı, yakıt filtresi, yakıtı bunları artık biliyoruz. Enjektörler ise bizim dizel motorlarımızda bulunuyor arkadaşlar. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamadaki amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Psikolojik destek sağlamak, yaralı bölgenin sıcaklığını korumak, damar genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak, damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek demiş. Doğru cevabımız evet D şıkkı olacak arkadaşlar. Damarı sıkıştırıp kanın dışarıya akmasını engellemek olacak. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? Marş sistemi, yakıt sistemi, ateşleme sistemi, direksiyon sistemi. Doğru cevabımız D şıkkı direksiyon sistemi olacak arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli, ilk geçiş hakkını yayalar olduğu için beklemeli, sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli, durmadan dikkatli bir biçimde geçmeli demiş. Tabii ki de D şıkkı durmadan dikkatli bir biçimde geçmeli olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır demiş. Aks, şaft, karter, rotil ışıklarda verilmiş. Tabii ki de karter olacak arkadaşlar. Karter bizim yağlama sistemimizde özellikle yağın depolandığı yerdir arkadaşlar. Hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir demiş. İş zamanı, marş zamanı, emme zamanı, sıkıştırma zamanı. Doğru cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. Ne olacak? Marş zamanı olacak değerli kardeşlerim. Böyle bir zamanımız yok. İş zamanının diğer adı ateşleme zamanıdır. Emme zamanını, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı vardır. Bir de burada olmayan neymiş? Egzoz zamanı. Onun haricinde marş zamanı denilen bir şey yoktur arkadaşlar. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir demiş. Doğru cevabımız evet, A şıkkı 100 olacak arkadaşlar. Erişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası uygulanmalıdır? 40, 60, 80, 100 şıklarda verilmiş. Tabii ki de D şıkkı olacak. Arkadaşlar bebeklerde de 100 uygulanır. Aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Bebekler küçüktür. O halde ona biraz daha az uygulan. Sakın böyle bir şey düşünmeyin. Bebeklere de 100 uygulanıyor. Değerli kardeşlerim, burada bitti. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bazı bilgileri orada paylaşıyorum mecburen. Hani burada paylaşamıyorum. Paylaşsam göremezsiniz yani. Resim şeklinde paylaştığım için oradan bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.